Prenatal tarama testlerinin amacı anne adayının sahip olduğu kromozomal anomalli bebek doğurma riskinin şansının artıp artmadığını tespit etmektir. Biyokimyasal Down sendromu tarama testlerindeki gelişmeler sayesinde yüksek saptama oranına sahip tarama testlerinin yaygın kullanılır olmasıyla birlikte daha fazla sayıda gebenin taranması günümüzde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla güvenilir, non-invaziv dediğimiz girişimsel olmayan yüksek saptama oranına sahip tarama testlerinin yaygın kullanılır olmasıyla birlikte amniyosentez ve koryon villus örneklemesi gibi invaziv yani girişimsel olan işlemlerin sayısı azalmaktadır. Günümüzde Down sendromu tarama testleri olarak anne serum belirteçleri ile ultrason verilerin birleştirildiği birinci trimester tarama testi, İkinci trimester tarama testleri ve her iki trimester verilerinin birlikte değerlendirildiği entegre tarama testleri kullanılmaktadır. Birinci trimester Down sendromu tarama testi yani ikili kombine test, anne kanında PAP-A ve free beta-HCG düzeylerinin anne yaşı ve gebelik haftası ile birlikte değerlendirildiği bir tarama testidir. Gebeliğin 11 ila 13. gebelik haftalarında yapılır. Birinci trimester kombine test yani ikili kombine test, %5 yalancı pozitiflikle Down sendromlu vakaların %85 ila 90'ını saptayabilmektedir. Dolayısıyla ikili kombine test Down sendromu taraması için etkin bir tarama yöntemidir. İkinci trimester Down sendromu tarama testleri üçlü test ve dörtlü testtir. Üçlü test anne kanında AFP, HCG ve estriol düzeylerinin anne yaşı ve gebelik haftası ile birlikte değerlendirildiği bir hesaplamadır. Dörtlü test yine anne kanında AFP, HCG, estriol ve inhibin A düzeylerinin anne yaşı ve gebelik haftası ile birlikte değerlendirildiği bir hesaplamadır. İkinci trimester tarama testleri yani üçlü test ve dörtlü test gebeliğin 15 ila 20. gebelik haftalarında yapılır. Dörtlü testin üçlü teste göre Down sendromu saptama hızı daha yüksektir. Dolayısıyla ikinci trimester için daha etkin bir tarama yöntemidir. Eğer hasta ilk defa ikinci trimesterde başvurmuşsa, üçlü testten ziyade hastaya dörtlü testi önermek gerekir. İkinci trimester taramada Down sendromu yanı sıra trizomi 18 ve nöral tüp defekti riski de belirlenmektedir. Pozitif tarama testi Down sendromu riskinin arttığını gösterir ancak Down sendromu ve diğer kromozomal problemler için tanısal değildir. Negatif tarama testi Down sendromu riskinin düşük olduğunu gösterir ancak fetüsün yani bebeğin normal olduğunu garanti etmez.